İstanbul Times TV izleyenleri. Bugünkü stüdyo konuğu Mardin Dernekler Federasyonu Genel Başkanı, iş adamı Sayın İbrahim Biter. Tabii biz İbrahim Başkanımızı tanıyoruz. Mutlaka izleyenlerimizde de tanıyanlar olur ama tanımayanlar için ben ilk sorumu başkanın biraz kısaca kendisini tanıtmasını istemekle başlayayım, sonra birkaç sorum da olacak. Başkanım, sizi tanımak isteyen izleyenlerimize İbrahim Biter kimdir? Kısaca bir tanıtabilir misiniz kendinizi? Teşekkür ediyorum. Ben İbrahim Biter, Mardin, 1960 doğumluyum. Mardin Lisesi'nden ayrıldıktan sonra İstanbul'un Boğaziçi Behçet Kemal Çağrı Lisesi'nden mezun oldum. Bir sene Almanya'da Göte'de mühendislik okudum. Dönüşte Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mobilya İç Mimari okudum. Okurken iş hayatına atılmakla birlikte tekstil, turizm işiyle ve ayrıca baba mesleği olan inşaat işiyle uğraşmaya başladık. Bu alanda çalışmalar devam ederken sosyal yaşamın içinde de çalışmalar başlamış oldu. Mardinler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, MAREV'in İstanbul Bakırköy Şube Başkanlığı'nı yaptım 10 sene. Bunun dışında Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı MARSEV'in kurucu mütevelli heyet üyesiyim. Bunun dışında Dünya Basın Mensupları Derneği kurucu genel başkan yardımcılığını yapıyorum. Hoşgörü Hareketi Derneği yine kurucu genel başkanlık yardımcılığını yapıyorum. Bu arada İstanbul'daki Mardinleri bir araya getirebilmek, o sinerjiyi yaratabilmek adına MAREV'den istifade İstanbul'daki Mardin derneklerini bir araya getirerek Mardin Dernekler Federasyonu kurucu genel başkanı. Üç çatı bir kuruluş, evet, bağlı çoğu. Çünkü derneklerimiz müferit olarak çalışmalarıyla maalesef kendi içlerinde, kendi ilçesine veya da köyüne veya da merkeze hizmet etme anlamında yeterli kapasite değil, kendi işlerine müferit bölgeye hizmet edebiliyordu. Tabii ne siyasette, ne ekonomik anlamda, ne kültürel anlamda bütünsel değildik. Biz bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz düşüncesiyle zaten bunun altyapısını daha önce platform olarak oluşturmuştuk. Birincisi İstanbul'daki Mardin Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye'deki Mardin'de Çalışma Platformu. Platform çatısı altında devam ediyordu bu çalışmalarımız. 2013 yılında bütün İstanbul'daki Mardin Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek Mardin Fethi, Mardin Dernekleri Federasyonu'nun kurmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İstanbul'da yaşayan 600 bin tane Mardinliyiz. 40 tane derneğimiz, 2 tane vakfımız ve çatı oluşumda federasyon olarak bu sinerjiyi yaratacak çalışmalara başladı. Dillerin ve dinlerin kenti, kadim şehir, dünyada 32 tane medeniyetin yaşadığı tek şehir. Peki başkanım, kısa bir süre önce AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Doktor Selim Temurci'yi ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ağırladınız. Evet. Orada Mustafa Demir'in yaptığı konuşmada ben çok manalı buldum. Ben bu kadar bilmiyordum. Bundan sonra Mardinlere daha yakınlarım. Çünkü gerçekten akil adamlar toplantısında kalabalık iyiydi, insanların ilgisi iyiydi, konuşmacılar iyiydi. Ondan sonra nasıl izlenimler aldınız toplantıdan sonra, bir anlatabilir misiniz? Şimdi biz demin de söylediğim gibi dinlerin ve dinlerin kadim şehri, çeşitliliğimiz, zenginliğimiz bol olan Kürdü, Türkü, Arabı, Süryanisi, Ermenisi, Kevranisi, Ezidisi bir arada aynı avluda açık yaşaman, müze. Açık müze. Ben başka türlü de izah ediyorum. Küçük Birleşmiş Milletler topluluğu diyoruz. Evet. Türkiye. Biz birlikte Türkiye'yiz. Ben bazen bunu anlatırım, söylerim konuşmalarımda da. Bizim adımız Mardin diyorum, bizim adımız Malatya diyorum, İzmir diyorum, Samsun diyorum, Edirne diyorum, Kars diyorum, Adana diyorum ama soyadımız Türkiye. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizim zenginliğimiz, güzelliğimiz bu zaten. Biz birlikte böyle büyük Türkiye olabiliriz. O güç birliğini, beraber birlikte, birlik beraberlik ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanarak birlikte o dayanışma içerisinde birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde o hoşgörü çerçevesinde birlikte olursak biz sosyal, kültürel, ekonomik anlamda hem kendimizi büyütmüş oluruz hem dünya ülkeleri arasında da gereken yerimizi almış olacağımıza inanıyorum. Evet, bahsettiğiniz ziyaretle ilgili gelen davet üzerine biz de ev sahipliği yaptık. Evet, başkana da ben konuşmamda
söyledim. İstanbul'daki 600 bin tane Mardinli'ye maalesef temsil açısından hiçbir şekilde yerimiz yok. Karar alınmıyoruz. Bu konuda istişareler yapılması, bizelerde danışılması ve bizden de bu konuda öneri gelmesi, bu kadar seçmen sayısı olmasına rağmen zenginlik kadar. Yani 8 tane Trabzon olmakla bir tane Mardinli olsun, bir aynen tane orada Ordulu olsun, Malatyalı olsun. Yani sadece Mardinli değil, Güneydoğu insanı yok. Müstesna İstanbul'da yaşayan, asimile olmuş, artık o bölgeye ziyarete bile gitmeyen insanlar tercih ediliyor. Bu yanlış tercihler. Belki burada akademisyen olmuş, akademik kariyeri olmuş, ekonomik olarak belli bir potansiyele ulaşmış olabilir ama bölgeyi tanımamasıyla, oraya irtibatı kesilmiş olması münasebetiyle gereken katkıyı sağlayamaz o insanlar. Ancak bağlantı kuramıyor, doğru. Bağlantı kuramıyor. Bizim iletişimimiz hiçbir zaman kopuk değil. Valimizle, kaymakamlarımızla, yerel yönetimlerimizle her zaman iç içe istiyor. Nüfusa göre başkanım en az CHP'de ve AK Parti'de birer tane Mardinli olmalıydı diye, çünkü evet. 600 bin az değil. Evet, tabii. Olmalıydı. İşte bunu ben Sayın İl Başkanımıza söylediğimiz zaman, İl Başkanımızla bizden biri diyoruz artık. Evet. Hanımı Mardinli. Enişteniz. Enişteniz. Evet. Sağ olsun, ona da cevap verirken vermedi daha doğrusu. Görüşeceğiz, bakacağız, evleneceğiz. Peki başkanım, ilgili... AK Parti İl Başkanı'nı davet ettiniz. Yani başka partilere düşünüyor musunuz? Gelecek. Bu hafta Halkların Demokratik Partisi geliyor. Perşembe günü misafirimiz olacak. Yani her parti eşit önümüzdeki, olarak. Önümüzdeki haftada CHP geliyor. Çok bunlar güzel. Gelen davetler üzerine. Biz bütün partilere eşit, tabii biz bütün partilere eşit mesafedeyiz. Biz siyaset üstü bir sivil toplum hareketiyiz. Çünkü her türlü herkese aynı mesafede uzaklıktayız. Demin de söylediğim gibi biz bu federasyonu kurduğumuz zaman ben Arap kökenli federasyon genel başkanıyım. Benim yardım vekilim Kürt. Saymanın Ermeni. Genel başkan yardımcım Sünyani. O zaten plaketi beraber verdim Asistey'le. Aynen öyle. Yani güzel bu ya. Bizim zenginliğimiz. Özde ve sözde bütünlük vardı. Aynen, o bütünlüğü bugün sadece Türkiye'de değil, bizim bu federasyon çatısı altında oluşturduğumuz birlikteliğimizi tahmin etmiyorum ki dünyada bir benzeri yok. Biz dünyada bir ilkiz diye iddia ediyorum. Bugüne kadar yaptığım araştırmalara göre böyle birlik, beraberlik içerisinde bu kadar zenginliğin yaşandığı başka bir federasyon yoktur. Peki başkanım, bazen mesela biraz önce dediniz ki işte Saymanım Ermeni kökenli, evet. Öbür Masis Bey neydi? Ermeniydi, evet. Yani dolayısıyla bu bazen şey olmuyor mu, yönetimde sıkıntı oluşturmuyorsa daha... Biz bütün kavgamızı o masanın başında yaparız. Tartıştığımız tek şey Mardin ve Mardinlere nasıl hizmet edebileceğimiz anlamındadır. Biz o toplantı salonuna girdiğimiz zaman bütün kimliklerimizi, ekonomik gücümüzü, neyimiz varsa kimliğimizin her şeyi kapıda bırakılır ve içeriye sade bir vatandaş, bir Mardinli olarak gireriz. Mardin'in menfaatleri ne gerektiriyorsa? Mardin'in menfaatleri ne gerektiriyorsa, burada insanlarımıza nasıl hizmet etmemiz gerekiyorsa ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ederiz. Tartışırız, kavgamızı masada bitiririz, kalktığımız zaman da hepimiz öpüşerek, vedalaşarak bir dahaki toplantıya gitmeliyiz. Peki başkanım, benim çok önemli diğer bir soru. Şimdi Mardin'de siz 32 tane medeniyet yaşadı dediniz. Evet. Kaç tane din var? Kadim şehir. Evet. 8000 yıllık geçmişi var. Son 30-40 yılda gerçekten istenmeyen olaylar yaşanıyor. Evet. Mardin'de de bu var. Siz de yayın öncesi konuştunuz, işte devlet büyüklerine önerilerimizi yaptık gibi. Şimdi bu son dönemde kayyum ve değişik şeyler atandı yöneticiler. Bununla ilgili sizin çözümünüz nedir? Yani siz biraz önce çok güzel bir şey söyledi. İşte önce başkanlık yapan insanların bölgeyi bilen, çevreyi bilen şimdi, daha şey olur gibi diye söylemiştim. Evet. Yani şimdi açıkçası valilerin hem belediye başkanı olarak, kayyum olarak atanması bana göre biraz işi yavaşlatıyor. Çünkü zaten yükü ağır var. Yükü ağır var zaten. O bölgede iş yapabilmek çok. Mardin merkezde hiçbir şey yok. Problem olarak değil, sorun olarak. Sorun olarak hiçbir şey yok. Huzurun başkentidir Mardin. Ama mesela ben gideceğim, tüm samimi eşim hep istiyor. Kesinlikle. Korkuyor çünkü bilek algı öyle değil. Zerre kadar korkunuz olmasın. Bu algı operasyonlarıdır. Sadece i̇şte. O bölgelerde huzursuzluk var anlamında yayınlar yapılıyor. Farkında olmadan, bilmeden, gidip görmeden. Ben bundan 3-4 ay önce Avcılar Belediyesi ile beraber bizim Mardinli İş Adamlar Derneği'ni birlikte bizim kurucularımızdan Mardin'e 80 tane Balkan dernekleri kadınlarını iki otobüs halinde Mardin'e gönderdik. Zamana yolculuk yaptırdık onlara.
Karayoluyla? Karayoluyla, otobüsle ve gittikleri her bölgede de buradan İzmit'e gittiler. İzmit'teki Mardinler'den ne misafir etti. Oradan Ankara'ya geçtiler. Ankara'daki Marevi misafir etti. Oradan Adana'ya geçti. Adana Marda Vakfımız misafir etti. Oradan Mardin'e gittiler. Tam bir tur. Tam bir tur ve Mardinlilerin diğer şehirlerde ağırlanarak Mardin'e kadar gönderdik. Mardin'de yaşadıklarını, oradan verdikleri mesajı zaten dünyaya çok önemli bir mesajlar verdiler. Gerçekten huzurun başkenti, barışın başkenti olduğunu hissederek orada kadınlarımızın vasıtasıyla o mesajı vermek çok önemli. Tabii tabii, bir de Balkan dernekleri üstelik. Tabii, Rumeli Balkan dernekleri. Bir orada misafir ettik. Belki kafadan farklı bir şey tasarlıyordu. Çok çok, bazıları korkarak, ben onlara otobüse kadar gelip otobüste yolculuğa çıkmadan önce son mesajlarımı verdim onlara. Müşteri olmaları gerektiğini, zerre kadar en ufak bir şeyin sorumluluğunun bize ait olduğunu, o taahhütte de bulunduk. Çünkü eminiz, zerre kadar korkacak, endişe edecek hiçbir şeyler olmadığının farkına varmaları ama anlayacağız. Ama çok farklı, biz gerçekten tabii, biz düşünüyoruz ama... Şimdi gittikleri zaman şaşırdılar tabii, biz böyle bir şey beklemiyorduk, hayal bile edemiyorduk. Edemedikleri o hayali yaşayarak orada o tarihin zaman tüneli içinde kayboldular. Sokaklara giriyor, kayboldu diyor, bir başka caminin avlusuna çıktık. Oradan çıktık diyor, baktık kilisenin avlusundayız, bahçesindeyiz diyor. Çok güzel. Yani basında yapmanızı bekliyoruz gelecek sürelerde inşallah. İnşallah. Biz bundan 3 sene önce TRT'de Kalk Gidelim Mardin programını yapan bir Esra Alkan kardeşimiz vardı. Kitabını yazdı, kitabının imza kampanyasını da Mardin'de 1700 yıllık bir kilisede açılışını yaparak o imza gününü de orada yaptı. 45 tane gazete, televizyoncu, radyocu arkadaşı götürdük. O zaman kısmet yoktu sizde, kısmet olmadı. 1700'li kilise kitap tanıdı. Evet, kitap tanıdı ve orada bir etkinliği yaparak ki Türkiye'ye de çok güzel mesajlar verdik ve TRT evet. O programı da belgesel haline getirdi. Gittiğimiz bölgedeki gazeteciler, basın cemiyetinden Nezi abi vardı, onlar da şaşırdılar. Böyle bir şey olamaz. Yani biz dışarıdan gözlemliyoruz, anlatılıyor. Yaşananlar da ayrı bir olay. Oradaki insanların o misafirperverliği, o samimiyeti, o candan yakın samimi davranışları i̇şte, onlara bambaşka bir şeyler ifade ediyor. Evet. Bunları yaşayınca, gelince zaten burada günlerce radyolar, televizyonlar, gazeteler, onlar Mardin'den bahsedince biz gurur duyduk. Bizim diğer handikapımız maalesef daha önceki valilerimizle zaman ayırabilme şansımız vardı. Burada basını, televizyonları ziyaret ediyorduk. Sınırda yaşanan olaylar maalesef Mardin sınırları içinde olduğu için televizyon haberlerinde ekranın köşesinde Mardin logosunu takınca sanki Mardin'de savaş var. Mardin'de bombalar patlıyor. Sanki Mardin'de tanklar savaş alanına dönmüş. Savaş arenasına dönmüş gibi. Maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Sınırda bölgede bizden 150 kilometre, 200 kilometre ötede yaşanan şeyler. Ama bunlar üzüyor bizi. Bu sefer gidip rica ediyoruz. Diyoruz ki hani ilçeyi söyleyin, yaşanan bölgeyi söyleyin. O bölgenin Mardin'in ne kadar uzak olduğunu anlasınlar insanlarımız. Çok doğru. Peki başkanım şunu söyleyeyim. Şimdi zamanında yapılırsa seçime hemen hemen 2 yıl var. İstanbul gibi metropolde de çok uzun bir süre değil. Tabii. Çünkü en küçük ilçe nüfusu 400-500 bin. Evet. Manu 3-5 bin değil, bir hafta uğraşacak. Tabii. Şimdi Mardinler Dernek Federasyonu olarak belediye başkanlarına, kaymakamlara, STK'lara ziyaretler yapıyor musunuz? Yani farkındalık bizde varız. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi bugüne kadar açıkçası demin de söylediğim gibi bütün derneklerimiz kendi bulundukları ilçelerdeki mülki amirlerle, yerel yönetimlerle iç içe çalışmalarına devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Biz federasyon olarak yeni bir federasyonuz. Yeni yeni daha ilk programımızı da İstanbul İl Başkanı'nı davet ederek, daha doğrusu onların ilk programımızın misafiriyle, onların talebiyle, onun dışında biz ilk misafirimizi mülki amirimiz Fatih Kaymakamımız Ahmet Ümit Bey'i misafir ettik. Yerel yemeklerimizle bir sunum yaptık, misafir ettik, yerimizi gördü. Hayret etti, bu bölgede değil ama bugüne kadar böyle bir federasyonu nasıl görmedim dedi. Biz Yedikule'de Rum Vakfı'ndan 30 yıllığına bir bina kiraladı. Çok eski binaydı. Tadilen boya, badana, temizlik, mefruşat kısmını falan çok güzel. Çünkü dışarıda küçük ama içerisi çok büyük. Evet, ben mesela görüyordum. Dedim herhalde toplantılar yapmak için 15 kişilik küçük bir büro tarzı görüyordum. Evet. Arkada bahçesi falan filan yani gerçekten evet. Güzel yani. Yani 250-300 kişiyi alabiliyorsunuz. 300 kişilik çok amaçlı bir kültür merkezi. Biz orada bence konferanslar, evet. Paneller, resim sergileri, taziyeler için, bana hayırsever vatandaşlarımızın istifadesine kullanabilecek ne varsa
herkese kapımız açık. Yani sadece Mardinlere değil, o bölgede kim istiyorsa herkesin hizmetine sunum açısından şey yapabiliriz. Yani onların hizmetine sunabiliriz yani. Peki başkanım, son sorum şu olsun. Hani izleyenlerimize, öncelikle Mardinli izleyenlerimiz olmak üzere neler söylemek istersiniz? Bundan tamamlayalım. Biz Mardin'de aynı olunun içinde dört dinin yaşandığı memleketin insanlarıyız. Bir Müslüman annenin Süryani anneliğine, Süryani çocuğuna süt ameli yaptığı dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. İlginç. Yani bunları söylediğiniz zaman... Süt kardeşi öyle, Müslüman ve Süryani. Evet. Şimdi biz İstanbul'da hala, biz aynı orada ben ilk okula gitmeden önce Kur'an kursuna gidiyordum. Camiden çıkıyordum. Kilisenin avlusuna girip Süryani çocuk arkadaşlarımızla, biz yani Süryani kimliklerimizin bir anlamı yoktu. Biz tabii insan olarak. O çocuk, ben de çocuğum, oynayacağız. O da çocuğumuz, ben gidiyordum onlarla ilaha yokuyordum. Orası da Allah'ın evi, burası da Allah'ın evi. Allah'a olan inancımız zaten müşterek. Birleştiğimiz zaten, bizi mozaik yapımız, tutturan zaten çimentomuz dindir. Ama dinlerin ayrılığı farklı etmiyor. Çünkü bir tek Allah'a inanıyoruz. Onun için burada din ırk ayrımı yapmadan, Türkiye... Tabii farklı. Son din Allah'a inende İslam'dır. Ona evet, söylemek gerekir. Tabii. Çünkü onların şeyi farklı. Olabilir. Evet. Biz o din şeyini sadece bütünleştirici olması açısından söylüyorum. Biz birliğimize, beraberliğimize ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne yürekten inanan, temelinde Allah rızası, insan sevgisi ve hayır duygusu olacak. Tabii. Bu memleketin hizmet anlamında, bu memleketin hizmet anlamında. Bırak, zamanı vakit olur. Evet. O olmadan zaten evet, onu sormuyorum bile. Çünkü evet, o olmak zorunda. Aynen öyle. Onun için her zaman dediğim gibi Türkiye birlikteliğini bu zenginliğimizle beraber bütünleştirici, hoşgörü içerisinde birbirimize sahip çıkarın. Farklı görüşlerimiz olacak. Olması gerekir zaten. Hepimizin aynı şeyi düşünmesi mümkün değil. Birbirimize bu konuda hoşgörülü davranmak zorundayız. Saygı sevgi çerçevesinde birbirimize saygılı olmak durumundayız. Bu konuda sadece huzursuzluğumuz olmasın, huzur içerisinde bilhassa bölgedeki bu huzursuzluğun, bu handikapın, yani o Mezopotamya bölgesinin kan gölü olmaktan çıkması için barış adını yapması gereken ne varsa sadece bütün Türkiye'deki birimlere veya da ilgililere değil, dünyadaki bütün insanlara sağduyulu davranması gerektiği ve bu savaşların bakıyorsunuz neticesinde sadece menfaat, ekonomik menfaatin çatışmaların dışında başka bir şey olmadığını ifade etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Biz de kendimize, kendi memleketimize, kendi insanlarımıza sahip çıkıp bu huzurun, bu barışın sağlanması adına üzerimize düşen görev varsa bunları yapmak zorundayız. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, tabi İbrahim Başkan'ın yayın başlangıcında sadece çok az STK'yı söyledi. Ben kendisini yakinen takip ediyorum. Yani görev yaptığı STK'ları saysa belki dakikalarca sürecek o tanıtım. İnşallah önümüzdeki süreçlerde Mardinleri de yakından takip edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.